Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Android cihazlarda bulunan, ancak çok az özelliğe ve çok az amaca sahip olan ikinci dosya yöneticisine nasıl doğrudan erişim sağlayabileceğinizi anlatacağım. Ama ondan önce şimdi bu kanala abone olmayı ve bildirim zilini çalmayı lütfen unutmayın. Keyifli seyirler. Şimdi videomuza geçelim. İkinci dosya yöneticisi nedir? İkinci dosya yöneticisi, online ses dönüştürücü gibi servisleri kullanırken veya YouTube kanalınıza video yüklerken karşınıza gelen, dosya seç, menüsünün ta kendisidir. İkinci dosya yöneticisine normal şartlarda ana ekrandan erişilemez ve bu erişimi sağlamak için de herhangi bir kısa yolda oluşturulamaz. 02 dosya yöneticisine direkt erişim kısa yolu oluşturmak için Galaxy Store mağazasından dosyalar kısa yolu uygulamasını indirmeniz ve yüklemeniz gerekmektedir. İkinci dosya yöneticisine direkt erişim sağlamak amacıyla Galaxy Store mağazasından dosyalar kısa yolu uygulamasını indirdiğinizde ve yüklediğinizde ana sayfa ekranınızda dosyalarım uygulaması haricinde ekstra olarak bir de dosyalar adında yeni bir kısa yol oluşacaktır. Artık bundan böyle telefonunuzdaki ikinci dosya yöneticisini de sadece internette dosya paylaşırken değil, aktif olarak da kullanabileceksiniz. Samsung telefon ve tablet kullanıcıları, Galaxy Store'den bahsi geçen söz konusu bu programı indirebilirler ve kurabilirler. Ancak Samsung cihaz kullanıcısı olmayan ve bu uygulamaya sahip olmak isteyen olur ise yorumlarda bu isteğini belirtsin, yardımcı olmaya çalışırım. Neyse, şimdi konumuza geri dönelim. Şu anki konumuz, ikinci dosya yöneticisinin ne işe yaradığından çok ona nasıl kısa yol oluşturabiliriz olduğu için ikinci dosya yöneticisi hakkında geniş bilgi aktararak konuyu dağıtmayacağım. Eğer istenirse bu konu hakkında da video çekerim. Telefonunuzda mevcut olan dosya yöneticisi size yeterli gelmiyorsa veya da sadece değişiklik istiyorsanız, bu videoda sağlanan bilgileri kullanarak kendinize ikinci bir dosya yönetim aracı edinebilirsiniz. Bu konu hakkında anlatılabilecek bilgiler aslında sadece bunlardan ibaret. Bu videonun başına, ortasına ve sonuna başka içeriklerden bahsettiğim bazı bilgi kartları da bırakacağım. Ayrıca bu videonun sonuna yine başka videolar da koyacağım. İki tane sağda, iki tane de solda olmak üzere yerleştirdim. O içeriklere de beğenirseniz bakabilirsiniz. Android videolarımı ve Windows videolarımı beğeniyorsanız ve faydalı olduklarını düşünüyorsanız, beğen düğmesine uçan tekme atmaktan hiç çekinmeyin. Şu an ekranda ikinci dosya yöneticisine direkt olarak erişmek için indirilen dosyalar uygulamasını görmektesiniz. 2016 yılından bu yana sizlere yararlı olmaya çalışan bu kanala destek olduğunuz için sizlere çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Saygılar, hürmetler. Lütfen bu kanalı ve videoları başka insanlarla da paylaşın ki daha fazla insana faydalı olalım. Herkese yararımız dokunsun. Buna ek olarak ben de ister bilgi kartlarında olsun isterse video sonunda olsun önerebildiğim kadar fazla kanal önermeye çalışırım. Ayrıca inceleme mi istediğiniz uygulamalar olursa yorumlar kısmına yazarak bu konuda beni bilgilendirebilirsiniz. Paylaştığım bütün videolar da geçerlidir. Bu anlamadığınız veya kafanıza takılan bir şey olursa yine yorum bırakarak sorabilirsiniz. Elimden geldiğince açıklamaya özen gösteririm. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Bazen yorumlara geç cevap verebiliyorum. Bunun nedeni bir takım meşguliyetlerimin olmasıdır. Bazen de bazı yorumlara hiç cevap veremediğim oluyor. Bunun da sebebi bazen bazı yorumları maalesef gözden kaçırıyor olmamdır. Bu sebeplerden ötürü hepinizden özür dilerim. Yakında evcil kuş videoları gelmeye devam edecektir. Bu arada bana Acapela İpek sentezleyicisinin emoji okutma dosyası hakkında geri bildirim sağlayabilirsiniz. Zira İpek sentezleyicisinin benim telefonumda okumadığı emoji kalmadı. Ancak sizlerin telefonlarında seslendirilmeyen emoji ifadeler varsa yorumlarda bu emoji ifadeleri yazıp gönderebilirsiniz. Ben o okunmayan emoji ifadeleri de sözlük girişine eklemeye çalışırım. Bu kanalda her gün ya da arada bir yeni içerikler olabilir. Bunlar müzik, teknolojik videolara örnekler, Android videoları ve Windows bilgisayar videoları olacaktır. Ayrıca, Talkback ekran okuma programının özel etiket dosyasını da geliştirmeye de devam.
ediyorum. Bu videonun açıklamalar bölümüne ve yorumlar bölümüne indirme bağlantısını bırakırım. Arkadaşlar merhaba. Biliyorum bu video biraz böyle konu dışı şeylerle doldu ama sizi bilgilendirmek amacıyla böyle uzun bir video çektim. Videomuzun konusu çok kısaydı. Ben de bu kadar kısa bir video çekmek istemedim. O yüzden hem konumuzu işlemiş olalım hem de kanalım ve diğer videolar hakkında sizi bilgilendireyim diye böyle uzattım videoyu. Eğer sizleri sıktıysam kusura bakmayın, özür dilerim. Benim amaçladığım şey sadece abone kazanmak değil. İnsanlara kaliteli içerikler sunabilmek. Bir de insanlara faydalı içerikler üretebilmeyi hedefliyorum. Yani benim ürettiğim içeriklerden faydalanan ve yararlanan insanları görmek beni mutlu ve memnun ediyor. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.